Arapça öğrenmeye talip her yaştan, her meslekten ve her düzeydeki tüm dostlarımız. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerinin bu ilk oturumuna hoş geldiniz. Uzun soluklu bir eğitim sürecinin startını verdiğimiz bu ilk dersimizde Arap dili ve bu dilin öğrenimiyle ilgili bilinmesi gerekenlere dair bazı hususları sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz. Ülkemiz genelinde ve bilhassa üniversitelerimizde adayları sıfırdan alıp makul bir Arapça seviyesine çıkaran pek çok program ve yöntemin geliştirildiğine kuşku yok. Ancak ne yazık ki gençlerimiz hususan lisansüstü ihtiyaçlarını da göz önüne alan tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, İslam felsefesi gibi branşlarda bilimsel ve akademik çalışma yapabilmelerine imkan tanıyan bütüncül, sistematik, içerikçe zengin, dört başı mamur bir programdan hala mahrumlar. Daha doğrusu mahrum idiler. Çünkü klasik düşünce okulu Arapça projesi her yaştan ve meşretten insanımıza Arapça öğrenim serüvenlerinde kendilerine rehberlik edecek, işlerini kolaylaştıracak sağlam bir dil öğrenim imkanı sunuyor. Şimdi dilerseniz klasik düşünce okulu bünyesinde hazırlanan Arapça öğretim projesini diğerlerinden ayıran, yöntemiyle, içeriğiyle, tasarımıyla özgün kılan belli başlı hususları sizlerle paylaşalım. Her şeyden önce bu projede Arapçanın kendine özgü bir takım güçlüklerinden dolayı konuları mümkün mertebe çok sayıdaki derse bölerek anlatmayı tercih ettik. Doğal olarak bu durum ders sayısının fazla olmasını gerektirdi. Kursiyerlerimiz programı tamamladıklarında yaklaşık 600 saatlik bir Arapça eğitimi almış olacaklar. KDO Arapça projesinde tüm konular minimal bazda ele alınıp işlenmektedir. Belirli bir derste hangi konu işlenmekte ise doğrudan sadece onunla ilgili örnekler zikredilmekte, daha önce hiç belirtilmeyen ya da gösterilmeyen hususlara mümkün mertebe girilmemektedir. Programımızda konular ağırlık düzeyi itibariyle kademeli olarak ilerlemekte olup en temel bilgilerden yola çıkılarak adım adım kolaydan zora doğru bir seyir takip edilmektedir. Mesela o yüzden derhal cümleden değil de önce tekil kelimeden başlayıp akabinde sırayla ikiller, çoğullar, eriller ve dişil kelimeleri gösteriyor. Ancak bunlardan sonra cümleye giriş yapıyoruz. Yine aynı mantıkla özellikle ilk derslerimizde hem konu anlatımını örnekleyen cümleleri hem de alıştırma bölümündeki cümleleri tümden harekelemeyi tercih ettik. Sadece programın ilerleyen kısımlarında ve tabi kademeli olarak yine belirli harekelerden vazgeçerek öğrencilerimizi hareketsiz ibareyle baş başa bırakmayı planlıyoruz. KDO Arapça derslerinde konular anlatılırken sürekli olarak daha önce kazanılmış bilgi ve kurallara göndermeler yapılır ve bu sayede ilgili hususların pekişmesi amaçlanır. Yerleşik Arapça öğretim usullerinden farklı olarak KDO projesindeki derslerimiz çerçevesinde huruf ve zuruf yani harfi cerler ve zarflar konusuna özel kullanımlara sahip bazı söz öbeklerine, kalıpsal ifadelere, bağlaçlı yapılara ve idiomatiklere dair de müstakil dersler tahsis ediyoruz. KDO Arapça programını takip edecek arkadaşlar, kursta seviye kat ettikçe düzeye uygun metin ve paragraflarla da takviye edilirler. Hocalarımız özenle seçip hazırladıkları metinleri o zamana kadar elde edilen müktesebat çerçevesinde tahlil ve tercüme etmektedirler. İleri düzey metin derslerinin bir bölümü ise tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi ihtisas alanlarına dair olacaktır. Bütüncül bir dil öğretimi olması açısından bu uzun soluklu öğrenim sürecinde kursiyerlerimizi gramer bilgilerinin yanı sıra kısa diyaloglardan oluşan gündelik hayatta da kullanabilecekleri pratik cümle örnekleri ile de tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu manada derslerimizi takip edenler elbette eğitmen hocalarımızın tavsiyelerini dikkate almak şartıyla makul ve temel bir pratik Arapçaya da sahip olabilecekler. KDO Arapça projesindeki derslerin görsel tasarımı öğrenimi keyifli hale getirip kolaylaştıran bir özelliğe sahip. Belirli bir derste hangi konu anlatılmakta ise o konuya ilişkin öğe veya kısımlar hocaların anlatımına eşlik edecek tarzda renkli kalemle vurgulanır. Bu sayede verilen teorik malumatın zihinde görsel açıdan da kalıcı olması hesaplanır. Evet sevgili Arapça dostları buraya kadar saydıklarımız KDO Arapça projesinin size sunduğu ayrıcalıklardan bazıları. Peki bu tek başına yeterli olacak mı? Elbette hayır. İyi bir öğrenim, verilen eğitimin kalitesi kadar süreci deneyimleyen adayların moral ve mental açıdan hazır ve donanımlı olmalarını da gerektirir. O nedenle dilerseniz şimdi KDO Arapça programından maksimum istifade için hocalarımızın saptadığı bazı çalışma ilkelerine de bir göz atalım. Bunlardan ilki derslerde geçen kelime ve tabirlerin, kural ve kaidelerin ihmal edilmeden öğrenilmesi. Ciddi bir dil öğrencisinin mottosu bugünün dersini yarına bırakma olabilir diye düşünüyorum. Bu manada arkadaşlarımıza bir derste gösterilen konuyu tam olarak öğrenip iyice sindirmeden kesinlikle diğer konuya geçmemelerini öneririz. Anlamakta zorlandığınız bir dersi farklı zamanlarda gerekirse birkaç defa izlemeyi deneyin. Ama kesinlikle sağlam bir kavrama sağlamadan konuyu atlamayın. İkinci ilke ve tavsiyemiz arkadaşlarımızın derslerde geçen kelimelerin okunuşuna da dikkat etmeleri ve doğru telaffuz biçimlerini en baştan sağlam şekilde öğrenmeleridir. Bir diğer ilkemiz kuru kuruya ezber yerine bol tekrara dayalı öğrenmenin sağlanması. Mesela belirli bir derste yeni bir kelime, tabir ya da kural mı geçti? Hemen onu bir yere ya da bir deftere not edin. Boş zamanlarınızda bunlara şöyle hızlıca bir göz atın ve zihninizde iyice pekişmesini sağlayın. Yine unutmadan söyleyelim derslerde geçen bazı basit ve orta uzunluktaki cümleleri de ezberlemenin özellikle pratik Arapça açısından önemli büyük. Bilhassa kullanışlı sıfat terkipleri, isim tamlamaları ve bazı idiomatikler bol tekrar ile hafızaya adeta kazınmalı ki ileride Arapça bir cümle kurmak istediğimizde bu şablonlardan kolayca yararlanabilelim. Makreç ve telaffuzun yanı sıra sağdan sola yazımıyla da diğer dillerden farklılık arz eden Arapça gibi bir dili sağlam öğrenmenin püf noktalarından biri de sevgili arkadaşlar yazarak çalışmaktır. En azından kursumuzun ilk çeyreğinde yoğun yazı egzersizleri bu dilin mantığını daha iyi kavramanıza kesinlikle yardımcı olacaktır. Arkadaşlarımızın dikkate almalarını beklediğimiz birkaç teknik husus da var. Mesela Arapçada isimlerin cemileri yani çoğulları. Bu oldukça teferruatlı ve netameli bir konu. O nedenle özellikle ileriki derslerimizin metinlerinde geçen isimlerin tekilini öğrenirken mutlaka çoğul formlarında öğrenin. Bir süre sonra kendilerinde bu çoğul kalıplarına dair bir melekenin geliştiğini arkadaşlarımız fark edeceklerdir. Keza belirli bir fiilin mazi ve muzari şeklinin aynı zaman diliminde öğrenilmesi gerekir. Hatta buna mastarları da ekleyebiliriz. Dolayısıyla mesela zheb, keteb ve raca fiillerini şöyle öğrenebilirler. Zehebe yezhebu zehaben. Ketebe yektubu kitabeten, Raca yerciu rucuan. Peki bu neden önemli? Önemli çünkü çok şahit olmuşumdur. Öğrenci mesela herhangi bir fiili geçmiş zamanda okuyabiliyor ama muzari ya da emir yapacağı zaman o fiilin masları lazım olduğunda öylece donup kalabiliyor ya da önce fiilin hangi bapta olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Özel kuralına göre de emir sigasına atmayı deniyor ve tabi bu hususta oldukça zorlanıyor. Halbuki belirttiğim formül üzere ezberleme yapılmış olsa birçok temel bilgi aynı anda öğrenilmiş olur. Önemli bir diğer tavsiye de prepozisyonlar meselesi. İngilizce'de olduğu gibi Arapça'da da bu konu biraz özen istiyor. Tecrübeler belirli harficerlerle kullanılan bir takım fiillerin Adeta o fiilin ayrılmaz bir parçası gibi birlikte grup halinde öğrenilmesi gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla mesela gitmek anlamına gelen zhebe fiilini baştan zhebe ila şeklinde, keza selam vermek manasındaki selleme fiilini de selleme ala şeklinde harfi ceri ile birlikte öğrenmekte büyük fayda var. Evet sevgili arkadaşlar, bu ilk dersimizde özetle KDO Arapça programının yöntemine Programı takip edeceklerin başarıyı yakalamak için bilmeleri gereken kimi hususlara ve de son fasılda nasıl çalışacaklarına dair bazı taktik ve stratejilere değinmeye çalıştık. Dilerseniz artık bu ilk dersimizi noktalayalım. Bu vesileyle hepinizi bundan sonraki Arapça derslerimizi takip etmeye davet ediyor ve heyecanla sizlerle buluşmayı umuyoruz. İkinci dersimizde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.